Bir ülkede hukuk ortadan kalkınca yargıya dair bütün ihtimaller güncel gelişmelere göre değerlendiriliyor. Acaba saray inadından vazgeçer mi? Acaba seçime giderken rejimin iplerini gevşetir mi? Acaba Batı'ya şirin görünme çabası yargılamaları etkiler mi? 5 yıldır süren gezi davasında bugün karar bekleniyor. Davada Osman Kavala ve Mücella Yapıcı hakkında hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanık içinde 120 yıla kadar hapis isteniyor. Kavala 1600 gündür Erdoğan'ın elinde tutsak. Saray, Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliğini riske etmek pahasına sürdürüyor inadını. Ortada hükümeti ortadan kaldırma suçlamasını haklı çıkaracak bir örgüt yok, tanık yok, kanıt yok sadece Erdoğan'ın gezi kalkışmasını cezalandırma hırsı ve devrilme paranoyası var. Daha önce delil yetersizliğinden tüm sanıklar beraat etmişti ama karar istinafta bozulmuştu. İlk beraat kararı oy birliğiyle bozulduktan sonra aynı mahkemeden yeni bir beraat kararı bekleyebilir miyiz? Kestirmek zor. Ancak bu duruşma öncesi iklim biraz farklı. Son birkaç ayda hükümet dış politikada bir makyaj değişikliği yapmaya çalışıyor. Ankara değerli yalnızlık denilen saçmalığın nasıl bir bataklık olduğunu gördü. Şimdi ABD'nin de teşvikiyle bir açılım deniyor. Eski düşmanlarıyla İsrail'le, Ermenistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Yunanistan'la, Suudi Arabistan'la el sıkışıyor. Ukrayna ve Rusya'yı barıştırmaya, Zelenski ile Putin'i buluşturmaya çalışıyor. Geçen hafta Alman şansölyesi Ankara'daydı. Bu hafta Hollanda başbakanı geliyor. Elbette gelen bu konukların öncelikli meselesi Türkiye'nin insan hakları değil. NATO'nun askeri çıkarları. Ama Erdoğan gibi kötü sicili olan bir otokratla işbirliklerini kendi iç kamuoylarına meşru gösterebilmek için Türkiye'den kimi adımlar bekledikleri de kesin. Erdoğan bu beklentilere cevaben şu anda giyinmeye çalıştığı barış elçisi kostümüne de uygun bir karar verir mi? Yoksa nasılsa bana mecburlar deyip zulmüne devam mı eder? Bugün anlayacağız. Biz tarihi duruşma öncesi bunlara değil mücella yapıcıya kulak verelim. Gezi'de hayatını kaybeden 8 çocuğa, gözlerini ve beden bütünlüklerini kaybedenlere kıyanların yargılandıklarını görecek kadar yaşayacağıma dair kendime söz veriyorum.